Amerika'da tarım dışı istihdam Mayıs'ta azalma beklentisine karşın 2,5 milyon kişi artarken işsizlik oranı da %14,7'den 13,3'e geriledi. Beklenti istihdamda 7,5 milyon kişilik bir azalma, işsizliğin de %19'un üzerine çıkmasıydı. Ortalama saatlik kazançlarsa Mayıs'ta aylık bazda %1 artış beklenirken %1 düştü. Saatlik kazançlar yıllık bazda %6,7 arttı. Almanya'da fabrika siparişleri salgın etkisiyle Nisan'da bir önceki aya göre %25,8 azalarak 1991'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Beklenti %19,7 azalıştı. Siparişler Nisan 2019'a göre %36,6 azaldı. Alman Merkez Bankası Bundesbank, Alman ekonomisinin bu yıl salgın nedeniyle %7,1 küçüleceğini öngördü. Banka 2021 için Almanya'da %3,2 büyüme tahmininde bulundu. Avrupa Birliği'nin ekonomiden sorumlu üyesi Gentiloni, birlik ülkelerinin pandemiden kaynaklanan durgunluktan çıkmasına yardımcı olacak 750 milyar euroluk kurtarma paketinin Temmuz'da onaylanmasını beklediğini söyledi. OPEC koalisyonu delegelerine göre OPEC ve petrol üreticileri arz kesintilerinin uzatılmasını görüşmek üzere cumartesi günü bir araya gelecek. Toplantıda OPEC Plus'ın rekor düzeydeki üretim kesintilerini Temmuz sonuna kadar bir ay daha uzatacak anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Hazine nakit dengesi Ocak-Mayıs döneminde 82,3 milyar TL açık verdi. Nakit dengesi Mayıs'ta ise 9,7 milyar lira açık verdi. Merkez Bankası yatırım teşvik belgesine sahip Türkiye için kritik öneme sahip seçilmiş sektörlerdeki firmalara kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla 20 milyar liralık yatırım taahhütlü avans kredisi kullandıracağını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu dönemde bütçe dengesinin öncelikleri olmadığını belirterek istihdam konusunda çok ciddi bir paket hazırlandığını belirtti. Swap konusunda ise Merkez Bankası'nın çok yoğun teknik çalışmalar yürüttüğünü anlatan Bakan Albayrak, dünyadaki değişim Türkiye'de tehditten çok fırsat sunuyor dedi. AK Parti'nin 18 maddelik yeni torba kanun teklifi meclise sunuldu. Teklifte sözleşmelerin elektronik ortamda yapılabilmesi, karşılıksız çekte borçlunun alacaklığıyla anlaşma süresinin uzatılması, yurt dışında yaşayan Türklere Türkiye'de yarı zamanlı çalışma hakkı verilmesi, kamu kurumlarına sermaye desteği için ihraç limitlerinin yükseltilmesi gibi pek çok düzenleme yer alıyor. Bloomberg ET ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda haftanın son işlem günü itibariyle karşınızdayız. Sıcak bir gündem var. Fiyatlamalar oldukça sert. Şöyle hızlıca bir gündemimize bakalım efendim. Wall Street'te istihdam coşkusu diyoruz. Bu coşku hepimizi şaşırtmaya devam ediyor. Biraz sanki dün ara vermişti. Hatta başlığımızda hatırlarsınız dün izlediyseniz. Wall Street'te rally'ye ara demiştik. İşte ara kısa sürdü. Yeniden yükselişe geçti. Ama bu yükseliş hani temelsizde değil gibi sanki bugün. Dün akşam yine konuşmuştuk. 7 milyon, 8 milyonluk istihdam kaybı bekleniyordu Amerika'da. Mayıs ayında, Nisan ayında 20 milyonluk istihdam kaybı vardı. Bir 7-8 milyonda Mayıs ayında istihdam kaybı olur diye bekliyorduk. Ama bir açıklandı rakamlar 2,5 milyon istihdam artışı var. İşsizlik oranı %19'un üzerine çıkar diyorduk, %20'ye yaklaşır diyorduk. Bir açıklandı işsizlik oranı Amerika'da düşmüş. Dolayısıyla bu veri piyasaları oldukça heyecanlandırdı ve borsalar %3,5'a varan yükselişe imza atıyorlar. Birazdan rakamlara bakacağız. Altın bu iyi gelen tarım dışı istihdam sonrası 1700 doların bir anda altına indi. Petrol fiyatlarında ise altının tersine yükseliş var. Petrol fiyatlarında Brent'te %5'ler, Amerikan tipinde %4-5'ler çok sert yükselişler görüyoruz. Ons altın cephesinde ise bugün sert bir geri çekilme yaşanıyor. Birazdan yine rakamlara bakacağız. Borsa İstanbul'da yurt dışındaki kadar heyecanlı olmasa da yükselişine devam ediyor. Ama üst üste Borsa İstanbul'un 17. gün mü? Birazdan tam bakar söylerim. Üst üste yükselişte bir rekor Borsa İstanbul'da. Hani seviye olarak olmasa da
Her gün yükselen bir borsa var. Bugün de 110 binin üzerine çıktık. Bugün Sayın Albayrak'ın ekonomistlerle ve ekonomik gazetecileriyle bir toplantısı vardı Hazine ve Maliye Bakanımızın. İstihdam, istihdam, istihdam dedi. Onun altını çizdi. İstikrar kalkanından istihdam kalkanına doğru Türkiye ekonomisini bu dönemde taşımak istiyor. Swap konusunda görüşmelerin olduğunu, bütçenin bu dönemde belki biraz göz ardı edilebileceğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanımız bugün ekonomistlerle toplantısında. Dolar TL 6.80'e yaklaştı gün içerisinde ama dolar bugün küresel olarak güçlü. Hatta Euro dolar işte coşup gitmişti hatırlıyorsunuz 1.13'ler. Bugün iyi gelen Amerikan istihdam verisi sonrası Euro dolarda da aşağı doğru bir hareket var. Dolar TL'de hafif yukarıda ve enflasyon bu haftanın önemli meselesi. Kredi artış hızı konuşuyoruz, değerlendiriyoruz ve elbette ki faizlerin seviyesi, birazdan bunları değerlendireceğiz. Birazdan iki değerli konukla buluşacağız. Mert Yılmaz, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Arda Tunca da bizler olacak. Eco Factoring Genel Müdür Yardımcısı konuklarımız, sohbete başlayacağız. Ama şöyle bir rakamlara bakalım. Biz sohbete geçmeden önce ardından efendim yorumlamaya başlayacağız. Dolar TL'de 6.77'nin üzerindeyiz. Euro TL 7.65'e yakın. Dolar endeksi bugün yukarı attı kendisini. 97 seviyesine yaklaşmış durumdayız. Euro dolar da 1.13'lerin üzerinden 1.13'in hemen altına geldi ama hala 1.13'e yakın. Bugün euro dolara karşı efendim bakın aşağı geliyor. 1.12.93 euronun günlerdir devam eden yükselişi söz konusuydu. Bugün ters bir hareket var. Viyop akşam seansında da yatay bir görünüm var. 128.900 yani bugün Amerika'ya pek ayak uyduramamış Viyop akşam seansımız. Çünkü Amerika bayağı iyi bakacağız. Hızlıca dolar TL'ye, borsa İstanbul'a, faizlere bakacağız. Şu an gün içerisinde zirvelere yakınız. 6.78, 6.79'lara yaklaşmışız. Burada ikinci yarıda günün ikinci yarısında iyi Amerikan verisinin biraz etkisi var. Borsa İstanbul daha iyi olabilir miydi? Belki olabilirdi ama her gün yükselen bir borsa endeksi var, onu da bir kez daha hatırlatalım. 110 bin hemen üzerinde kapattı borsa. Tahvil faizleri 2 yıllık ve 10 yıllıklar gelecek ekranlara. 10 yıllıklarda yukarı tırmanma devam ediyor. 12'lere yaklaştık. Biraz belki enflasyon tahminleri, beklentileri değişiyor mu? İç talep sanki daha güçleniyor, güçlü gibi. 9 seviyesine yakında 2 yıllık var. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi dün 0.80'lere doğru çıkmıştık. Bakın bugün daha da iyi. 0.90'lara geldik. İyi gelen istihdam verisi riskli varlıklara doğru insanları götürmüş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu güvenli limandan biraz çıkış var sanki Amerikan 10 yıllık tahvil faizi ama hala bir seviyesinin altında yaklaşsak da. Ons altın sert satış yedi dedik. 31 dolar birden düştü. 1682'ye geldi. Gram altın 366 liraya eridi deyim yerindeyse. Burada hem kur 7.20'lerden 6.76-80'lere gelince bir dayak yemişti. Şimdi de ons altın düşünce 366 lira. Bitcoin 9.700'lerde. Petrol cephesi bakın çok iyi. Ekonomiler toparlanıyor hikayesi. 42 dolar. Amerikan tipi de 40 dolara geldi neredeyse. Avrupa borsaları iyi bir haftayı geride kapatıyorlar. Bakın %3.3. Bu hafta bir de %4 yükselmişti. DAX neredeyse 13 bine yaklaştı. İtalya 2.8, Paris, Fransa 3.7, Londra 2.2. Müthiş bir yükseliş var. Amerika'ya bakalım hızlıca. Amerikan endeksleri de kutluyor istihdam verisini. %3 yukarıda 800 puan. Dow Jones 27 bine ulaştık. S&P 3200'e yaklaştı. %2.5 ve %2.2. Haftalık olarak da bakacağız. Gerçekten iyi bir haftayı geride bırakıyoruz. Bakın tablo çok net. 25 binlerden aldı kendisini. 27 binin üzerine attı. Sadece bu hafta 2000 puanın üzerinde bir yükseliş söz konusu Dow Jones endeksinde. Melike'ye dönelim. Melike, hepimizi şaşırtan bir veri. Nasıl yorumluyorsun? Nasıl anlatılıyor orada bu istihdam? Evet Barış, ekonomistler tarihte ilk defa bu kadar yanıldılar. Ve 800 binlik ortalama bir düşüş bekliyorduk. Bloomberg'deki ve Bloomberg dışındaki 78 ekonomistin ortalaması -800 bindi. Hatırlarsan 7,5 milyon düşüş diyorduk. Biz ne aldık? Elimize 2,5 milyonluk istihdam artışı ve %13.3'lük beklenenden düşük bir işsizlik. Şimdi ya 3 tane teori var bunun arkasında.
Ama tabii bunlardan birisi de Trump'a da tabii ait. Özellikle Trump'ın basın bültenini seyrettiyseniz hemen bunu kullanmak istedi. İstihdam raporu, tarım dışı istihdam raporuyla işsizlik gelir gelmez ilk defa tam saatinde, tarihinde saat 10'da canlı yayına çıkacağım, basın bülteni vereceğim, basın toplantısı yapacağım dedi ve yaptı. Şimdi burada da harika bir raporla karşı karşıyayız. İşte ekonomiyi ne kadar güzel düzelttik, ettik onun ispatıdır. Ve hakikaten seçim kampanyasının bir reklamını yaptı. Ama haksız da değil. Şimdi birinci teori o. Neden? Şimdi Barış, hükümetin finansal yardım paketleri vardı, üst üste geldi. Ve bunlar gerçekten ticari kapamaları önlemiş ki işçiler geri gittiler. Mayıs ayı itibariyle, bu Mayıs rakamları bunlar. İşçiler kendi işlerinin başına geri dönmeye başladılar. Ve bir yandan hükümet, bir yandan da tabii Fed de var. Fed'i de unutmayalım. Hükümetin 3 trilyon dolarlık bir yardımı var. Fed'in bilançosu 7,2 trilyon dolara geldi 3 Haziran itibariyle. Bir de şimdi kongreden 1 trilyon dolarlık Bloomberg'un raporuna göre bir teşvik değil yardım paketini daha geçirmek istiyor Trump. Çünkü bu ne kadar yararlı olduğunu gördü. Bugün itibariyle de bunu gördük. Birincisi bu. Şimdi ikincisi, bunları aslında üç farklı görüş demeyelim. Üçünün de etkili olduğu kısımlar ve üçünün de haklı olduğu yerler var. Şimdi işini kaybedenlerin istihdam piyasasına geri dönmesi bir. İkincisi de hani pandemikten, sabah da söylemiştim, en çok zarar görenler ve en çok da nasiplenenler var. Ve bu nasiplenenler arasında teknoloji sektörü hisseleri, yeni açılan, hani diyordum ya, mobilya sektörü çok ağır darbeydi. Çok büyük mağazaları var, onların kiraları var, işçileri var. Ama online mobilya şirketleri de çok nasiplendi. Çünkü evinde oturanlar evlerine devamlı mobilya almak, işte özellikle ofis eşyaları almak istediler. Ve bunların ne kadar yukarı çıktığını gördük. Hatta IPO'sunu, halka arzını yapan online mobilya firmaları bile oldu. İşte burada işçilere ihtiyaç oldu. Ama tabii web ile ilgili, internetle alakalı, işte özellikle sosyal medya kurucularıyla alakalı. Burada da bir istihdamda açılma var. İmalatta var. Çünkü yeni bir takım ürünlere ihtiyaçlar daha çok oldu. Gıdada var, perakende de var. İnşaatın belli kısmında var, belli kısmında yok. Çünkü pandemik dolayısıyla bazı yolların yapımı, çalışması durdu. Yani önceden yapılamıyordu trafik yüzünden, şimdi bu yapıldı. Pandemi yüzünden inşaat durduruldu bazı yerlerde. Neden? Sosyal uzaklaşma, hani eve kapanma, yani enfeksiyonun yayılmaması nedeniyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle. Üçüncü teori de bunun geçici olduğu. Mayıs ayı bir trend oluşturma, bir aylık bir okuma, hatta bunun üstüne giden bir dördüncü biraz uç bir teori de var. Ay işte Trump manipüle etmiştir vesaire, bunu fazla dikkate almamamız lazım ama üçüncüsü okuma trend, yani bu okuma bir trend oluşturmaz. Bu bir aylık bir rakam. Evet. Bir de Haziran'a bakalım. Geçici, Mayıs'taki geçici olabilir diyor ekonomistlerin çoğu. Ama şimdi biz buna bugün deyip bakalım, 900 puan Dow Jones birden yukarı çıkıyordu. Şimdi 800'lere geriledi. Banka, enerji hisseleri yukarıda. Nasdaq gün içinde rally yaptı. Exxon'da, Occidental'de yeni Peki. çıkışlar var. American Airlines de öyle. Ha bir de o da var. Yani şimdi dedim ya, ikinci teori neydi? Yani, pardon, birincisi neydi? İşini kaybedenler tekrar yeni yeni gitmeye başladılar. Mesela havaalanları bilet yazmaya başladılar. Bugün bir baktık, orada bir açılış var. Evet. Disney parklarında açılış ilk defa bugün var. Onlar tekrar geri dönüyorlar. Bir de hani bordro koruma paketi vardı ya, büyük bir rakam aslında baktığımızda 3 milyarın bir kısmı ona Evet Melike. gitmişti. 3 trilyonun bir kısmı. O da çok etkili oldu çünkü işten çıkarmadı ticaretler o paket sayesinde, hükümetin programı sayesinde. Apple'da bu arada yine rekor ödüyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'ye çok teşekkür edelim. Kapanışta bir kez daha karşımızda olacak. Biz iki değerli konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Mert Yılmaz ve Arda Tunca bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hoş Barış. bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ya ben böyle tabii çok önceden planlamayı yaptık. İkinizle de çok uzun süredir görüşemedim. Çok özledim. Onu söyleyeyim başından. Aynı şekilde. Biz de öyle, biz de öyle.
Çok gizemli bir yerden bağlanıyor gibi Arda Tunca bu arada. Abi ne? Evet, biraz ışıkta bir problemim var. Hallederim yakında umarım. O kadar gizemli bir yerde değilim. Yakında derken yani. Yayının içinde mi halledeceksin bir başka yayına mı? Vallahi bugün halletsen fena olmaz yani. Bugün yayın yapacağız yani. Mert Yılmaz diyor abi sen saçın mı çıktı, gençleştin mi, ne yaptın? Bir sakalı kesince mi bir şey oldu? Çocuklar böyle lise fotoğrafı gibi halim var şu an. Kardeşim valla teşekkür ederim. Uzun zamandır bu kadar güzel bir söz duymuyordum. Sakalın incelmesindendir. Vardır canım taş sana. Saç dökülmeye devam ediyor. Vardır sana güzel söz söyleyenler. Yalnız canım. Bu arada info yatırımdaki arkadaşlar bir post yüklemişler. Evet. Orada da senin herhalde lise çağlarındaki fotoğrafını bulup yüklemişler. Böyle bayağı bir saçın var, saçların siyah falan. Güzel olmuş yani. Eyvallah biz biz güzel şeyler söyledik ama teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bu arada hakikaten bizim yaşamlar. Çok yıllar önce falan diyeceğim bir radyo yayınımız vardı. Çok hakikaten keyifliydi. Ses getiren bir yayın. Bakalım bugün de umarım öyle olur. Şimdi... Sonra bir daha yapamadık zaten radyo yayını. Evet, sonra bir daha açıldı, bizi ayırdı zaten, bir daha yapma diye. Şimdi Mert Yılmaz'a başlayacağım. İkinizi de çok özledim bu arada gerçekten. Eyvallah. İnşallah hayat biraz daha normale döner. İlk fırsatta bir arada oluruz. Stüdyoda oluruz inşallah. İnşallah. Mert Yılmaz'la başlayacağım Arda Tunca izninle. Estağfurullah. Amerika'yı bir değerlendirmesini rica edeceğim. Çok iyi bir, yani beklentiye göre çok iyi bir rakam geldi. İşsizlik, istihdam cephesinde ve evet. Bunu kutlayan Amerikan endeksleri. Tam biz demiştik ki artık Amerikan endeksleriyle reel sektör arasındaki bağ koptu. Piyasalar coştu. Ekonomilerin daha ne olacağı belli değil ama bu veri bir tur daha o coşkuya biraz daha coşku kattı gibi görünüyor. Ben sözü sana bırakayım, nasıl değerlendireceksin bugünkü veri ve sonrasındaki tepkiyi? Vallahi aslında Melike de soruyu cevaplarken benim söyleyeceklerimin aynısını söyledi. Yani öylesine bir karmaşık düzenin içinden günlerden geçiyoruz ki sadece bir veriyi görüp yorumlamak çok doğru olmaz. Yani bir trend oluştuğunu görmek lazım. Bunun için de bir zamana ihtiyacımız var. Netice itibariyle finans piyasalarıyla bence reel sektör arasındaki ilişki gerçekten özellikle son birkaç gündür kopmuş gibi gözüküyor. Yani iki hafta öncesine kadar ikinci dalga gelir mi, gelirse ne zaman gelir, ne olur derken şu anda kimsenin dünyada ikinci dalga falan konuştuğu yok. Görülen o. Hatta daha enteresanı Amerika'da hani nefis bir tweet de o. Hani ilk defa Amerikan askerini Amerika'da görüyorum diye bu kadar ortalık karışmışken 20'yi aşkın eyalette olaylar devam ederken bunun şüphesiz ki bir Amerikan ekonomisine yansıması da olacakken hatta bir bulaşıcılık etkisi olur mu olmaz mı tartışmaların olduğu yerde bunları da görmezden gelerek devam eden bir piyasa görüyoruz, bir coşku görüyoruz. Evet, bugün gelen veriler gerçekten piyasa beklentilerinin çok ötesinde, çok farklı, çok iyi. Ama ben hikayenin yani bütün bu yaşananların bir anda böyle bir hani elektrik şartlarını kapatır gibi kapandığını, bütün sorunların ortadan kalktığını, dolayısıyla bundan sonraki ekonomik manadaki işlerin sorunsuz biçimde yola gireceğini çok düşünmüyorum. Yani geçtiğimiz günlerde piyasa böyledir. Yani bazen öyle bir hava yakalanır ki kötü haberi ya da fiyatlamada baskı yaratacak haberi göz önüne almaz. Ya da tam tersi olur. Yani tekrar Amerika-Çin arasındaki bu mücadele, ticaret savaşı, geçmişten gelen pek çok konuştuğumuz, heybemize taşıdığımız yüke rağmen bu coşku enteresan. Bizi de 110 binlere kadar getirdi. Aslında daha üst seviyelerde olmamız lazımdı. Maalesef bankacılık endeksinde istediğimiz performansı alamamamız, çok ciddi bir yabancı yatırımcı satışıyla karşı karşıya kalmamız bizi de buralarda bıraktı ama özetle çok uzatmadan sözü Arda'ya bırakayım. Evet. Şüphesiz ki zaten genel beklenti borsalarda yani hep beklenti satın alınır. Bu beklenti de 1 Haziran itibariyle dünyada yavaş yavaş bir normalleşmenin, ekonomilerin açılacağı beklentisiydi. Ama bugün geldiğimiz nokta sanki dünyaya böyle bir sorun hiç uğramamış ya da bu sorun tekrar bir tezahür etme ihtimali hiç kalmamışçasına gözüküyor. Ki konuşulanlar şu, Amerika'da yaşananların aslında ikinci dalganın Amerika üstünden gelebileceği yani sosyal olaylar nedeniyle. Ben şimdilik veri açısından elbette ki olumlu bir trende dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak şu anki fiyatlamanın artık biraz iyimserliğin dozunun kaçmaya yaklaştığını düşünüyorum açıkçası. Peki Arda Tunca,
Sen ne dersin? Reel ekonomi tarafında yakından takip ettiğini biliyorum. Bolca akademik makale okuduğunu söyledin bana bugünkü telefon görüşmemizde. Bugünkü veri gerçekten şaşırtıcı Amerikan ekonomisine ilişkin. Şöyle ben de biraz başka bir açıdan konuyu ele alayım. Şunu unutmayalım ki Amerikan ekonomisinin milli gelirinin %70'i tüketim harcamalarından geliyor. Amerikan ekonomisi uzunca bir süredir özellikle 2008'deki krizden sonra kendi iş gücü piyasasını son derece esnek bir hale getirdi. Yani hem kısa süreli çalışmalar, yani yarı zamanlı çalışmalar, bu tip esneklikleri getirerek istihdam piyasasını 2008'den sonra toparlamaya başladı. İş gücü veriminin çünkü düştüğü, 1990'larda, 2000'lerin başlarında görülen o hızlı verim artışlarının yaşanmadığı bir dünyaya evrilmişti Amerikan ekonomisi. Onun için o cephede özellikle Obama döneminde buna önlem olarak iş gücü piyasasında bir esneklik kazandırılması söz konusu oldu ve bunu Amerika başardı. Zaten onun için Avrupa gibi uzak Asya ülkeleri gibi 2008 krizinden sonra nispeten çabuk toparlayan bir ekonomi olarak gelişmekte olan ülkelerin de o dönem vermiş oldukları bir ivmeyle dünya ekonomisini ayakta tutuyor idi. Amerika'nın bu noktadaki rolü çok önemliydi. Şimdi iş gücü piyasası esnek, çabuk girişler ve çıkışlar olabiliyor iş gücü piyasasına. Burası önemli. Gerçi bu veride bunu tam olarak tespit etmek çok zor ama bunu özellikle bir kenara yazalım, koyalım önümüzdeki aylardaki verileri takip ederken Mert'in de söylediği gibi bir trend değil ama izlememiz gereken, bu gözle de bakmamız gereken bir yanı var Amerikan ekonomisinin. Ve bu verinin içerisinde tüketim harcamalarını yani Amerika'nın milli gelirinin %70'ini anlatan, açıklayan kısmıyla ilgili bir hareketlenme var büyük ölçüde. Nedir o tarafta? Hizmet sektörü yani işte restoranların, hizmet veren çeşitli yerlerin, hospitality dedikleri onların, konaklama, ağırlayan falan konaklama, bu tip yerlerdeki hizmetlerin açılmasından geliyor. Onun için bu datayı bu gözle biraz okuduğumuz zaman tüketici harcamaları, iş gücü piyasası esnekliği ama tek başına bu veri ne anlatıyor? Hiçbir şey trend olmadıkça çok bir şey anlatmıyor. Mart ayında son 50 yılın en düşük işsizlik oranı 3,5. Ertesi ay bir bakıyoruz 14,7. 1929 buhranından sonraki dönemden bu yana yaşanmış 80-90 yıllık en yüksek işsizlik oranı. Arkasından beklenmedik şekilde %19'a çıkacağı düşünülürken %13,3'e gelmiş bir işsizlik verisi. Bizim dünkü enflasyon verilerine de baktığımız zaman aynı şeyleri düşündüm. Bazı bugün şu anda anlatamadığımız, açıklayamadığımız, biraz daha izlemeye ihtiyacımız olan ama kafamıza bir sürü soru işaretiyle bize analiz yaptıran verilerle karşı karşıyayız şu anda. Peki Mert Yılmaz'a döneceğim. Bu arada Mehmet Ali Yıldırım Türkiye'de selamlar. O da güzel bir mesaj göndermiş. Çok teşekkürler. O da özlemiş sizleri. Çok selamlar sizleri. Mehmet Ali abi. Çok saygılar kendisine. Mehmet Ali Bey demişken altına ben hemen buradan gireyim. Bugünkü grafiği ons altının çok hızlı bir geri çekilme, bir düşüş var Mert Yılmaz. 1682 evet. Ons dolara kadar geldi. Bunu biraz Amerikan 10 yılıyla beraber de değerlendirmeni rica edeceğim. Şunu da biz bu süre içerisinde çok gördük Mert abi. Bir taraftan borsalar yükseliyordu. Bugünü bir kenara koyalım. Yani bugünün öncesinde her gün S&P, Dow Jones, Nasdaq V'yi tamamladı. Müthiş bir hareket. Ama Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 0.60'lardaydı. Yani borsalar yukarı, Amerikan tahvil faizi yataydı. Bugün artık 0.90'a gelen bir Amerikan 10 yıllığı da var. Bu da acaba bir şey anlatıyor mu? Altınla beraber değerlendirirsen çok sevinirim. Gerçekten piyasa fiyatlamasını zaman zaman anlamakta zorlandığımız günler oldu. Yani altın fiyatının 1450'lere kadar geldiğini gördük. Ne zaman gördük? Petrol fiyatlarındaki o çok ciddi geri çekilmenin yaşandığı, Suudi Arabistan'la Rusya arasında bu gerginliğin ortaya çıktığı günlerde. Şimdi yavaş yavaş sosyal hayatın normalleşmesiyle beraber piyasa fiyatlamasında da bir normalleşme olması bekleniyor. Altın fiyatlarındaki artış da Mehmet Ali abi bu işin Türkiye'deki en önemli uzmanlarından bir tanesi. Yani onun sözünün üstüne laf söylemek benim açımdan çok doğru değil ama genel olarak tabii bu ilişki biraz şey.
Yani doların kuvvetlendiği yerde altının zayıfladığı fiyatlamasını hep gördük. Ama bir kez daha söyleyeyim, çok hoşlanmıyorum bu laftan ama hani yeni normal ya da bugünün düzeninde, bugünün ekosisteminde, ikliminde bazı ezberlerin bozulduğunu görüyoruz. Yani biraz konudan koparak bir cümleyle söyleyeyim. Hepimiz bütçe açının özellikle Türkiye ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu söylerken bugün hepimiz aslında bütçe açının artık evet genişletilmesi gerektiği çünkü ekonominin çarklarının durmaması gerektiği konusuna geldik. Şimdi dolayısıyla zaten birincisi 2020 yılına başlarken bütün öneriler portföylerde bir altın bulundurulması gerektiği yönündeydi. Ama yani maşallah yılın yarısına geliyoruz, yaşamadığımız şey kalmadı. İşte 2020 yılına dostluk, sevgi, barış, kardeşlik derken 3 Ocak'ta Amerika'nın İranlı generali öldürmesiyle başlayan, hani bu sene de olmadı, önümüzdeki senelere bakalım belirten ve sonrasında işte Covid-19'da beraber zirve yapmış bir pandemi süreci var. Ve bütün bu yaşananlar bence yatırımcı psikolojisinde güvenli liman ya da mümkün olduğunca çabuk kurumsal ya da bireysel likide edilebilecek finansal enstrümanları bir yönelimi arttırdı. Burada da en önemli artışı, en önemli eğilimi altın tarafında gördük. Yani uluslararası anda $1,750 seviyesine kadar gitti. Şimdi bence grafiklerde yani teknik olarak yavaş yavaş bir normalleşme çabasını göreceğiz. Ben geçtiğimiz günlerde de hani info yatırım üzerinden de bir yaptığımız toplantı söylemiştim. Benim açımdan 1650 ila 1680 dolar arasında bir fiyatlama kısa vadede çok sürpriz değil demiştim. Oralara da geldik. Şüphesiz ki burada işte 1.13'ten üstüne gitmiş bir euro dolar paritesi, buna bağlı olarak dolar endeksinde yaşanan bir şey gerileme, pek çok şey fiyatlanıyor. Ama yani iç piyasada tabii programın herhalde ilerleyen bölümlerini konuşuruz ama hani dolar TL tarafını bir ayrı konuşmak lazım. Evet, konuşacağız. Ama ben dediğim gibi uluslararası alanda ons fiyatında marjın biraz daha aşağı doğru bir alan bıraktığını iç piyasada biraz daha düşük seviyelerden altın alınabilecek bir alanın olabileceğini düşünüyorum. Şimdilik bununla yetineyim. Peki sevgili Arda'ya döneceğim. Onun petrole olan geçmiş kariyerindeki ilgisini de hatırlayarak. Arda'yı ilk Mert abi bir akşam bir petrol yayını için davet etmiştik. Bu Mustafa Salih'in de kulakları çınlasın editörümüz. Mustafa aracılığıyla ben Arda'yı ilk tanımışım. Gece kaçta abi aradık seni? Evde pijamayla mı oturuyordun? Nasıldı? Şimdi şöyle benim oradan zaten senden bir telif hakkı büyük alacağım. Büyük ihtimalle şu anda da öyle oturuyordum. Ben dedim sonra programlarda kullanmaya başladım. Pijamayla, beni evden pijamayla çıkarttırdın. Öyle bir durum yaşattın bana. Ama aldırdın evden falan filan. Ya bu arada yani, artık yani. Sonra programa kalktık geldik. Sonra pijama ile izlenebilen tek ekonomik programı kullanmaya başladım sonra. Yok yok, programa pijama ile gelmedim. Biz aradığımızda ama, evde öyle oturuyorduk. Ama petrol konuşturduydum bana. Irak çok hareketliydi o zamanlar. Arap Baharı zamanıydı hatırlıyorum. Aynen. O dönemdi. Öyle bir yayın yapmıştık. Gece böyle soluk soluğa nefes kesen bir yayın olmuştu hakikaten, hatırlıyorum. Kaç sene olmuş aradan geçmiş. Nefes kesen falan. Nasıl yayınmış ben de unuttum. Şimdi bir çok şey... hareketli. Peki bugünkü petrol hareketini bir değerlendirmeni rica edeceğim. Yani çok garip şeyler oldu petrolde bu kısa süre içerisinde. İşte vadelilerde eksiler falan gördük. Ama bu toparlanma da gayet yani güçlü bir geri dönüş de sanki bilmiyorum ama tabii ki ilk düştüğümüz 60-65 dolarlarda değiliz. Ama 42 dolara kadar gelen bir petrol var. Ne dersin Arda, bu toparlanma biraz da reel ekonomi beklentilere de ilişkin sanırım. Şöyle tabii ki kuşkusuz onun etkisi var ama ağırlıklı olarak burada şöyle bir etkiden kaynaklandı. Petrolle ilgili OPEC artı ülkeleri biliyorsun Suudi Arabistan'la Rusya arasında bir gerginlik karşımıza çıkınca eksi 40 dolara kadar giden bir fiyat gördük orada Amerikan tipi petrolde. Şimdi o sırada bu anlaşmazlık neydi? Bu anlaşmazlıktan kaynaklanan durum petrol arzı konusunda kısıntılarda Rusya ile Suudi Arabistan anlaşamayınca ikisi bu sefer birbirine rakip haline geldiler. Yani dünya piyasasından pay kapmak konusunda bir rekabete giriştiler. Amerika tarafı o sırada üretimi durdurmadı. Stoklar doldu ki petrol depolaması artık gemilerin üstünden yapılır hale gelmişti. Karadaki depolamayı da bırakılmıştı. Öylesine bir petrol bolluğu yaşanmaktaydı o sırada.
Sonunda tabii araya bu başka şeyler girdi. Çok beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ve COVID-19 ile birlikte bu defa konu şu oldu. Zaten dünyada performans, bütün ekonomilerin performansı zaten artık düşmüş durumda. Negatif bölgeye gitmiş durumdalar büyüme açısından. Her petrol üreten ülke için, ki bunda burada endüstriyel çeşitliliğin de olmadığı ülkeler bunlar. Herkes bütçe dengesini hangi denge fiyatında, petrolün hangi denge fiyatında yakalayabilecek ve bu şekilde de bu büyük ekonomiler, bunların içerisinde büyükler de var tabii ki. Bunların uluslararası ekonomide ihracat yapılabilme olanaklarının da kalmadığı bir durumda nasıl bir denge noktasında petrolün fiyatını belirleyebilecekler? Tabii herkes için petrol çıkarma maliyetinden tutalım da kendi bütçe ve endüstriyel dengeleri içerisinde farklı denge fiyatı. Bu arada OPEC toplantısı da yaklaşıyor. Orada da bir kesintinin uzatılması tahmini var. Şimdi tahmini o çok güçlü. Yani bir kere böyle bir beklentinin satın alınması durumu burada hem açılış başladı, ekonomiler açılıyor. Bir, bu faktör. İki, buna rağmen şu ana kadar yaşanmış olan ekonomilerdeki hasarı petrol üreten ülkeler açısından bu hasarı ne kadarlık bir fiyatla, nasıl bir arz kısıntısıyla daha doğrusu telafi edeceğiz petrolün fiyatını yukarı getirmek konusunda. Bu tartışma konusu yarattı. Fakat orada soru işareti oluşturan bir unsur var şu anda karşımızda. Başta Irak olmak üzere bir takım ülkeler biz diğer ülkeler gibi avantajlı bir takım koşullara sahip değiliz. Dolayısıyla bizi muaf tutun bu kısıtlamaların belli ölçüde bir yerlerinden gibi talepler var. Şimdi önümüzdeki toplantıda en fiyatla ilgili, arz miktarı ile ilgili belirleyici olan en önemli faktör bu kendisini çok zor durumda hisseden, ekonomik olarak çok ağır koşullar altında hisseden ekonomilerin burada nasıl bir tepki vereceği, masada nasıl oturacakları, ne şekilde arz kısıntıları ile ilgili kararları etkileyebilecekleri önemli bir nokta. Evet, ekonomiler açılıyor. Bundan dolayı bir petrol fiyatında yukarı gidiş başladı. Talep büyüyor. Talep olacak diye. İki, arz kısıntısı devam edecek diye. Ama bu üçüncü unsur bir soru işareti oluşturuyor. Onu takip ediyor olacağız önümüzdeki günlerde OPEC toplantısında. Peki, Serhat Gülleyen'in bir yorumu var. Onu ekranlara getireceğim. Bu arada bütün dostlarımıza selam olsun. Ta Amerika'ya Didem. Didem'e selamlar. Didem de mi devreye girdi? Evet. Sevgili Didem Arslanoğlu. Eşim Murat tabii. Murat'ı da unutmayalım. Didem, Murat'a herkese selamlar. Murat Saman da izliyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Ona da selamlar. Murat Saman'ın evde olması ve bizi izliyor olması da o da enteresan gerçekten. Ona da selamlar. Pandemi döneminde mecburen. Şimdi bir sevgili Serhat abi dinleyelim. Serhat Gülleyen, ardından yavaş yavaş Türkiye'ye doğru geçeceğiz efendim. Teknik olarak 110.000-110.500'den sonra işte 113.000. Temel olarak baktığımızda 117-120.000 seviyelerine kadar bir gidiş görüyoruz endekste zaman içinde. Tabii bu seviyelere ulaşılması için aslında bankaların da yükselişe katılması lazım. Piyasa bankalara girmekten korkuyor. Bankalarla ilgili çok fazla düzenleme var. Yabancı yatırımcıların satışları vardı yakın zamana kadar. Son günlerde bir parça azaldı. O yüzden bankalarda biraz daha tedirgin bir gidişat var. Ama Türk bankaları ucuz, sağlam, ciddi değer içeriyor ve eninde sonunda yükselişe katılacaklar. İçerideki yatırımcı gidecek yer bulamıyor. Türk lirası faizler çok düşük. Vergiyi de hesaba kattığınızda -4'lük bir neredeyse reel para kaybı söz konusu. Mevduattan bahsediyorum küçük yatırımcı için. Dövize gittiği zaman dövizde son dönemde gerileme var. Amerikan doları değer kaybediyor ve bize aslında oldukça yardımcı oldu. TL değer kazandı, dövize gidemiyor. Altın dövizden etkileniyor. Onun yanı sıra zaten altın fiyatları belli bir seviyeye çıktı. Ve gidecek yer bulamayan yerleşik yatırımcı borsaya yöneliyor. İlk başta yan hisselere bir yönelme gördük. Son dönemde daha sağlıklı, endeksin ana itici gücü olan, belki bankalara biraz daha az, sanayiye daha çok bir giriş var. Bu sağlıklı bir gelişme.
Serhat Güler'i dinledik. Sevgili büyüğümüz Mehmet Erten'e de buradan selamlar. Onun da mesajını, selamını aldık. Çok teşekkür ederiz. Bütün dostlarımıza, bütün piyasa profesyonellerine selamlarımı topluca iletmiş olayım. Şimdi Borsa İstanbul, Mert Yılmaz. Sayın Bakan'ın da bugün paylaştı, o da sosyal medyada. Günlerdir üst üste yükselen, yani seviye olarak olmasa da her gün üzerine koyan bir Borsa İstanbul var. Evet. Bugünkü mesela izleyicilerimiz de diyorlar ya, yurt dışındaki kadar bizde bir coşku yok. Mesela Almanya'da DAX bu hafta işte bir %4, bugün %3,5. Amerika öyle keza. Hani gelişmiş ülke borsaları da bayağı bir önde koşmaya başladı. Bizim ciddi bir yabancı çıkışı geçen hafta verisinde de var. Yani haftalardır bir yabancı 4 milyar maalesef dolara geldi galiba sene başından bu yana. Sen daha iyi hakimsindir. Nasıl görüyorsun bizim performansımızı bu tempoda? Şimdi açıkçası şöyle görüyorum. Hikayeyi biraz geriye sararak anlatmakta fayda var. Bendeki hafıza Işık Ök'te kadar değil. O günü ve tarihiyle, saatiyle söylüyor da. Şimdi 82 binlere kadar Mart ayı sonunda gelmiş bir piyasa var. Yani bu sadece bize özel bir durum değil. Bütün dünya piyasalarında çok ciddi bir dip arayışı ve sonrasında oradan yavaş yavaş dönen bir piyasa. Burası aslında bizi o zaman işte 12.500 dolar seviyesine getirmiş bir yer. Sonra oradan sonra işte yavaş yavaş ya galiba artık buralardan bir normalleşme çabası, Haziran ayı başıyla beraber ekonomilerde biraz çarklar dönmeye başlar beklentisiyle beraber riskli varlıklara doğru bir yönelimin söz konusu olduğunu gördük. Bu da bizi 100 binlerin eşiğine kadar getirdi. Yani çok yuvarlayarak söyleyecek olursak TL bazında %25'lik bir getiri elde edildi endeks bazında. Ama o dönem kurda volatilitenin yüksek olduğu, yani 7 liranın üstüne doğru gitmiş, 7.30'lara doğru yaklaşmış bir kur. TL tarafında bu kadar ciddi sayılabilecek, özellikle alternatif getirilere göre bakıldığında varken, dolar bazındaki getiri Türkiye borsasını, Borsa İstanbul'da en geride bıraktı. Sonrasında işte yani grafiğin yukarı doğru devam etmesi, alıcılı seyrin devamı, kur tarafındaki gevşemeyle beraber şimdi bir normalleşme görüyoruz. Aslında Serhat da yayında anlatmış her zamanki gibi harika biçimde, bankacılık endeksine gelen yabancı satışı bizim bu seviyeleri aşmamızı ve bu seviyelere daha önce gelmemizin önündeki en önemli neden oldu. Ne zaman ki yabancı satışı bir miktar kesildi, yani alıma geçmedi, satış kesildi, bir yavaş yavaş toparlanma çabasını görüyoruz. Şimdi yayının başında 17 gündür üst üsteymiş bu arada. Evet, şimdi yayının başında söylediğimi bir daha söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde ne olacağını salgın açısından, pandemi açısından söylüyorum. Hiç kimse bilmiyor. Bu hareket, şu ana kadarki hareket en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin açılacağı beklentisinin fiyatlanmasıydı ve bence fiyatlandı. Yani bu ertesi gün, pazartesi günü kalktığımızda dünyanın hiçbir yerinde hiç böyle bir sorun yaşanmamışçasına, böyle dağlarına bahar gelmiş memleketin tadında bir ekonomiye uyanmayacağız. Arda benden daha iyi biliyor ve takip ediyordur. Geçtiğimiz günlerde Amerikan ekonomisinin %52 küçüleceğine ilişkin bir takım raporlar ortada dolaşıyor. İkinci çeyrek, evet. Ama iyi gelen veriler biraz piyasayı destekliyor. Kendi fikrimi söyleyeyim. Serhat yine çok güzel anlatmış. Yani temel olarak belki bir miktar daha yukarı potansiyel var gibi gözükse de 80 binde, 82 binde ya da 12.500 dolarda almayan yatırımcı için pardon, kısa vadede özellikle buralardan almanın artık riskli olduğunu düşünenlerden ve hala yabancı yatırımcının ilgisinin bizi daha yukarı seviyelere taşıyacak düzeyde olmadığını düşünüyorum. Tüm bunlarla beraber elbette ki bir kurdaki stabilizasyon, CDS'lerin düşmesi. Nefis soru. Yani kaç son CDS? Çok affedersen ben bunu görmedim. Onu söyleyeyim bir kere. Birazdan söyleyeyim tam rakamı yanlış söylemek için. 500'ün altındaydı. Evet, 450'lerdeydi. Şimdi, son rakamı birazdan söyleyeceğim. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani bakıldığında 680 görmüş CDS'i, yuvarlayarak söylüyorum. 435 şu an, evet. İşte 435 diye anlattığında, söylediğinde muazzam bir tablo çıkıyor ortaya. Yahu 680 olan Türkiye'nin 5 yıllık tahvil CDS'i 435'e gelmiş. Tamam da kardeşim, sen 435'teyken senle aynı alanda rekabet eden, aynı ligde top oynadığın ülkeleri CDS kaç? Ya da senin CDS'in niye bu kadar açıldı diğerlerine göre?
bu soruların cevabını bulmamız lazım. Ne zaman ki Amerikan verisi için söylediğimi bizim için de söyleyeyim. Ne zaman ki CDS'de kalıcı trend haline dönüşmüş ve bir hikayeyle beraber daha da hızlı geri çekilmenin olduğunu, biz bu CDS'i 250'den götürdük 680'e ve çok... Tabii tabii söyledim. Şuralarda 200'ler bak şurası. Evet. Yani pandemi öncesi dönem ama yani... Sen galiba çok... grafik gösteriyorsun da ben görmüyorum tabii. Evet evet grafiği gösteriyorum. Çok düşük düşük seviyelerdeydi şuralar. Ocak, Şubat dönemi. İzninle bir şey söyleyeyim. Şunu da unutmamak lazım. Bizim 250 düşük seviyeler dediğimiz yerde gene kendi rakiplerimiz içindeki en yükseklerden biriydik biz. Doğru. Ama kopuş çok yüksek hızda oldu. Şimdi çok hızlı geri geldik ama daha gidecek çok yolumuz var. Bunu sağlayacak bir hikayeyi ya da rasyonel politikaları ortaya koyarsak doğru iletişimle beraber o zaman daha ümitli konuşmak söz konusu olur. Ama ben sadece Borsa İstanbul için söylemiyorum. Özelinde genelde söylüyorum. Ben yaşanan bu coşkunun bir süre daha devam edebilir ama ben iyimserliğin dozunun yavaş yavaş kaçma noktasında olduğunu peki. Düşünüyorum. Peki. Arda Tunca, yani birazdan bireysel yatırımcının borsa ilgisini sevgili Mert Yılmaz'a soracağım ama 1,5 milyonun oralara gitti. Şimdi burada bir getiri arayışı da var yani yatırımcıların. Sen de aslında finans sektörünün tam göbeğindesin faizler noktasında. Yani bugün mesela doğrudan çok büyük bankalar, yani özel bankalarımızdan birinin biriyle doğrudan bugün işte bir mevduat konuşmasında birebir şahit olduğum neti 6.6'ya geliyordu. Yani 7'lerin üzerinde ama %15 stop azı düştüğünde bugün yani hani öyle sağdan soldan değil doğrudan alınan rakam 6.6, 6.5'lar. Hadi biraz belki montanın büyük. 7-7,5 belki 8'e yaklaşık. Şimdi burada faizlerde... Montan büyük olunca da şu anda aktif rasyosu nedeniyle montan aynen büyük. Eski, yani eskiden bildiğimiz ezberler şu anda bozulmuş durumda Barış. Yani montan büyüyünce artık daha fazla faiz almıyorsun. Tam tersi bir mekanizma çalışıyor orada. Çok özür dilerim lafını kestim ama bir ufak girmek istedim araya. Estağfurullah. Dolayısıyla bu yani getiri arayışı içerisinde düşük faizlerin mevduat cephesinin özellikle borsaya bir yaklaşımı yönelimi olduğunu görüyoruz. Sen özellikle bu faiz ortamını nasıl değerlendiriyorsun? Onu bir değerlendirmeni rica edeceğim. Ve bunun bir taraftan enflasyon bu hafta beklentinin üzerinde geldi dedik. Bunun devamının kalıcı olup olmayacağının bir yorumunu senden alayım. Şimdi şöyle faiz cephesi çok sıkışmış durumda. Şimdi ne var elimizde? Elimizdeki verilere bir bakalım. Çok ciddi bir kredi büyümesi var. Kredi hacminde çok ciddi bir büyüme var. Bu kredi hacminde yaşanan büyümenin ekonominin hangi noktalarına gidiyor olduğunu, nerelerine dokunuyor olduğunu, nereleri canlandırıyor olduğunu bir kere veriler üstünden analiz ediyoruz. Ama bunun dışında ve ötesinde... Şimdi finansal sistemin içerisindeki maliyetlere ve kazançların nereden geldiğine baktığımız zaman bu arada kamu sektörünün çok devreye girdiği bu hızlı artışta kredi hacmindeki büyümede kamu sektörünün çok büyük bir oyuncu olarak büyüyen daha doğrusu bir oyuncu olarak devreye girmiş olduğunu ve özel bankalarla kamu bankaları arasında bütün segmentlerde önemli bir rekabetin olduğunu burada görüyoruz. Şimdi bu faiz oranlarında marjlarda bir sıkışmayı beraberinde getiriyor. Şimdi ne yaparsak yapalım TL enflasyonun altında ki aldığımız en son enflasyon verisiyle yukarı çıkınca beklenti esas olarak bakılması gereken nokta ama reel faizi hesaplamak açısından baktığımız zaman şu anda insanlar bugünkü enflasyon ne kadar? 11.39. Ben bankadan gidince ne alıyorum? Negatif getiri söz konusu. Şimdi bu negatif getiri söz konusuyken öbür tarafta yabancı para mevduatlar da bozulmadı. Yani orası 200 milyar, kabaca 200 milyar dolara yakın, 197 milyar dolar civarında bir yerde duruyor ve getirisiz duruyor burası. Yani herhangi bir getiri elde edemiyor. Yani şu anda tasarruf sahibi, yani ekonomideki tasarrufların yatırıma dönüşmesi, finans sektörünün asli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi anlamında burayı gözlemleyecek olursak, burada bir sıkışma var, bir marjlarda bir sıkışma var. Ve TL mevduata, TL tasarrufa şu anda geçiş sağlanamıyor. Şimdi bankalar cephesinde de bir aktif rasyosu ile birlikte gelen çeşitli vadelerdeki fiyatlarda, çeşitli vadelerdeki mevduatlarda,
bugüne kadar görmediğimiz, daha fazla mevduat götürünce bankaların memnun olduğu, kaynak bulduğunu düşündüğü yapıdan başka bir yapıya doğru geçmiş olduk. Şimdi bu noktada Mert daha detayına girdi borsanın. Ben burada makroekonomik açıdan borsanın konumuyla ilgili biraz bakacak olursak, beni burada belli seviyelere kadar hisse senedi piyasasının normal bir şekilde akışı, orada yeni hesaplar açıldı. Yani çok sayıda yeni hesaplar açıldı. Getiri elde edemediği için şu anda tasarruf sahibi ama yabancı para tarafında, ama TL tarafında, esas TL tarafında yabancı parada kur kaynaklı bir kazanç elde edildi. Realize olmadı gerçi bu ama duruyor orada. Fakat burada hisse senedi piyasasına doğru bir akış gerçekleşti. O tarafa doğru bir yönelme oldu. Şimdi beni orada tedirgin eden bütün globalde de şu olur. Uzun zamandan beri zaten finans piyasalarıyla reel kesim arasındaki bağlantılar global ölçekte kopmuş kaçmış durumdaydı. Şimdi oradaki çok aşırı derecede bir spekülatif hareket, sürekli gitgeller, paranın orada kendi içinde sürekli olarak dolanıyor olması, ki Mert demin ona aslında temas etti, yanlış anlamadıysam Mert'in anlatmaya çalıştığını. Orada çok fazla iyimser, çok fazla böyle bir coşkunun orada anormal bir spekülasyona doğru götürmesi, orası bir soru işareti olur. Orası biraz korkutur açıkçası beni. Öyle bir şey istemeyiz. Peki. Bunun makul bir seviyede olmasını isteriz. Ama TL'nin negatif reel getirisi nedeniyle o tarafta bir coşku var. Tabii bu anormal durumda gidiyor havası eklenince buna, bütün dünyada da Amerika özetini de aldık demin, her tarafta bir coşku havası oluşuyor. Mert Yılmaz'a döneceğim. Bu bireysel yatırımcıların Borsa İstanbul'a ilgisi çok garip bir şekilde aslında eve kapandığımızda insanlar hani evde Borsa İstanbul'a merak salmışlar. Öyle anlıyoruz. Aylık işte 80 bin hatta belki 100 bine varabilecek hesap açılışları söz konusu. Bilmiyorum sen de hani bunlar çünkü rakamlarda var, sen de herhalde görüyorsunuz kurumda bu ilgiyi, bu yeni açılışları, yeni gelen yatırımcıları 1,5 milyona geldiği söyleniyor bireysel ortada hesap sayısının. Şimdi bu düşen faiz ortamıyla da beraber az önce söyledim, hem bunu nasıl değerlendiriyorsun, hem şöyle şu gariplik de oluyor bazen. Amatör, daha borsa yeni giren yatırımcılar borsaya bir geliyor, borsa o anda zirveyi yapmış oluyor. Sonra bir süre hüsran, bir süre işte sıkıntı oluyor borsa. Ama bu dönemde yabancı çıkarken de sanıyorum yerliler göğüsledi bu çıkışı bir taraftan da. Senin bu konuda hani dikkat çekmek istediğin yeni yatırımcılar noktasında, ya da şimdi tabii biraz daha fazla gündeme geliyor bu dönemde borsaya buralardan, bu saatlerden sonra girmek isteyenler noktasında ne dersin? Bu arada tabii sosyal medya, bu WhatsApp grupları, o konuda hem Borsa İstanbul'un bu hafta hem SPK'nın uyarıları oldu bir taraftan. Onları da hatırlatalım. Sözü sana bırakayım. Teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten Borsa İstanbul yönetimine ve Sermaye Piyasası Kurulu yönetimine çok teşekkür etmek gerekir. Bu piyasanın çalışanı bir paydaşı olarak hem şahsım adına hem kurumum adına. Zannediyorum ki bütün meslektaşlarım da bunu paylaşacaklardır. Piyasanın daha sağlıklı çalışması ve mağduriyetlerin doğmaması için herkes elinden geldiğince kamu otoritesi de gerekli düzenlemeleri, denetlemeleri yapmaya çalışıyor. Bizler de bu piyasanın farklı tarafındaki, masanın diğer tarafındaki aktörler olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu yeni yatırımcı katılımı aslında maçın ikinci yarısı oynanıyor. Yani bu pandemi süreci gelmeden önce zaten çok ciddi bir katılımcı görmüştük. Hatta Borsa İstanbul Genel Müdürü Sayın Hakan Atilla'nın kendi ifadesiyle Türkiye'de günde ortalama 9700, yani yaklaşık 10.000 hesap açıldığı günlerden geçtik. Sonrasında evet, bu pandemi süreci şirketlerin bile neredeyse çalışmaz hale, yani evlerden çalıştığımız dönemlerde yatırımcı ilgisinin çok arttığını gördük. Biz bunu info yatırım üzerinde de gördük. Gerçekten operasyon bölümünde çalışan arkadaşlarımız çok büyük emek harcadılar hesapların açılması konusunda. Tabii o dönem içinde bu hizmetin sağlanmasını hayata geçiren işte kurye çalışanları, arkadaşlarımız, kargo şirketleri çok büyük emekler harcadılar. Bir yatırımcı ilgisi var ve çok uzunca bir süre sonra tekrar bu motivasyonu görüyoruz. Ama maçın ilk yarısında oyuna girenler maalesef bu pandemi sürecinde bir ciddi getiri kaybını yaşadılar. Şimdi bu pozisyondan, endeksin bu seviyelerinden, hatta biraz daha alt seviyelerine girenler biraz daha şanslı. Tabii
Şimdi söz buraya gelmişken şunun altını bir kez daha çizmek lazım. Bir de BIST 100 dışı hisseler gitti. O da çok enteresan oldu. Evet. O da lafını doğru. Lafını unutmam, özür dilerim. Evet. Burada burada özellikle bankacılık endeksinin yeterli performansı göstermemesi de bence burada etken oldu. Ama bir kez daha söyleyelim. Ben 25 yılını bu piyasaya harcamış birisi olarak söyleyeyim. Hem kendi adıma hem kurum adına lütfen, yani paranın büyüklüğünün bir önemi yoktur. Bu hesabınıza koyduğunuz para 1000 lira olabilir, 10 bin lira olabilir, 100 milyon lira, 100 bin lira olabilir, milyonlarla ifade edilen para olabilir. Önemli olan şey elde ettiğiniz getirinin oranıdır. Bunun için de lütfen hangi kurumda çalışıyorsanız çalışın, hesabınız hangi kurumda olursa olsun, araştırma bölümleriyle iletişim halinde olarak, rapor okuyarak bu yatırım kararlarının alınmasında fayda var. Yani nasıl mağduriyetlerin doğduğunu görüyoruz, yaşıyoruz, duyuyoruz. Sorunun başında da cevap vermeye çalıştım. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Yönetimi, bizler elimizden geldiğince bu işlerin yaşanmaması adına bir çaba gösteriyoruz. Evet. Ama neticede son kararı yatırımcı veriyor tabii ki. Ne olur kimse, yani burası bir yatırım yeri ise kısa vadeli zengin olma hayalinden ziyade yatırımcı gibi davranmak ve tercihleri buna göre bulunmakta fayda var. Ben kendi kurumlarına rahatlıkla söyleyebilirim. Müşterimiz olsun olmasın, bizi arayan herkese biz fikrimizi paylaşıyoruz. Eminim ki sektörün pek çok paydaşıyla bunu yapıyordur. Yatırımcıya da düşen, ne olur kulaktan dolma bilgiyle değil, buralara paralar konuyor, yeni insanlar geliyor. Uzun bir aradan sonra mesleki hayatımın sonuna geldiğim günlerde yaşıyorum tekrar bunu. Mesleki hayatının sonuna mı geldi? Ne oldu ya? Yani yaşım buradan, mesaj, yavaş yavaş son. Mesaj burada, mı alıyoruz buradan? Buradan yani, burada anladım. Yayında bıraktığına çıkacak herhalde. Yok, zirvede bırakacağım. Dolayısıyla yeni mağduriyetlerin doğmaması için yatırımcıya da düşen görevler var. Lütfen hani bir telefon açmaktan, bir rapor okumaktan, farklı fikir almaktan geri durmasınlar. Mesleki hayatının sonuna geldi bugün de. Bir şey diyeceğim. Bırakırsan bari benim yayında bıraktı. Bir şeyimiz olsun abi. Avımız olsun yani. Hani. Jübile. Jübile. Vallahi kurum bir sürpriz yapmaz da kontrollü bırakacak hale gelirsem olabilir. Bilemeyeceğim. Aynen, o da var. Kontrollü bırak. Aynen. Jübile. Güzel bir jübile olsun yani. Hani sonra da bir anda. Sakatların oyundan çıkmak da var çünkü. Biliyorsun bu işler. Daha aynen. Oldu. Aynen. Bu arada hakikaten herkese çok selam. Mehmet Taylan, ona da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Sevgili Özlem Dirici. Ona selamlar. Ekonomi televizyoncuları bizi izliyormuş. Onlardan sevgili Melia Okur'a çok selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili Mine Uzun'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Herhalde o da bizi izliyor. Teşekkür ederiz mesajı için. Efendim, araya gideceğim. Araya giderken bu Işık Ökte'yi dinleyelim. Işık Ökte'nin değerlendirmesi sonra kısa bir ara. Aranın ardından biz burada devam edeceğiz. Bakanın bu konuda ilk defa bu kadar açık bir şekilde ortaya koyduğu kırmızı çizgi bütçe %3. Artık ondan uzaklaştığını ilk defa bu toplantıda anladık. Dedi ki arkadaşlar, Covid normalleşme süreci daha başlamadı. Biz piyasaya 280 milyar TL gayri safi yurt içi hasılamızın %5'i kadar para verdik ve bu yardımlar devam edecek. Ben buradan ne anladım? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hazinemizin bastığı parayı açık piyasa operasyonlarıyla piyasaya vermeye devam edecek. Bu senin dediğin gibi düşük faiz ortamının ve kura yukarı yönlü baskının devam edeceğini gösteren bir gelişme. Fakat Sayın Albayrak burada özellikle önemsediğim 2021 senesi dolarizasyonun bacağını kıracağımız sene olacak dedi. Üzerine 2021 senesinin bastı. Burada sermaye piyasalarının gelişmesinden söz etti. Borsamızdaki yatırımcıların 1.2 milyondan 1.6 milyona neden? Sen Ayşe teyzeye negatif reel faiz verirsen TL mevduatında, o da başka yatırım yönleri arıyor. Servet, yani servet fiyatlaması da sonuçta bir portföy. Şimdi baktığımız zaman sen faiz tarafında çok haklısın. Faizlerin düşük gelişeceği bir ortam şu anda dünyada var. Likidite ortamı var. Fakat Türkiye şu anda benim anladığım kadarıyla direkt olarak bankacılık sistemi üzerinden krediyle dönen bir çark yaratmış durumda.
artık son bölüme girdik küresel piyasalarda. Az vaktimiz var ama kuru konuşmak için hemen Arda Tunca'ya döneceğim. Bir miktar sakinleşme gördük Arda. 6.77'lerdeyiz. Burada Katar'la swap anlaşması, bazı alınan önlemler sonrasında kurda bir dengeye yeniden oturmuş gibi görünüyoruz. Ne dersin, bir yorum rica edeyim senden dolar TL için. Hı hı. Şu ana kadar ağırlıklı olarak bizim dolar TL'deki belirleyici unsurumuz bizim bir kere Türk lirası tarafındaki enflasyon ve faiz arasındaki dengeleri nasıl okuduğumuz ve dış dünyanın bunu nasıl okuduğu oldu. Yabancı sermayenin, kısa vadeli yabancı sermayenin tüm gelişmekte olan ülkelerde bu süreçte bir çıkış yaşadığını gördük. Biz de bu çıkıştan bir şekilde etkilendik ve kur şu ana kadar bu şekilde gidiyordu. Ama son dönemde tekrar bir olumlu yönde bir gidişin olabileceği intibağı oluşmaya başladıkça, tekrar bir normalleşme sürecinin geleceği düşünüldükçe kur tekrar burada aşağı gitti. Ama bütün bu piyasadaki hareketlerin dışında Türkiye'nin önümüzdeki dönemde kaynak açısından kendisini nasıl okuduğu, makroekonomik politikaları nasıl belirleyeceği ve Merkez Bankası'nın özellikle döviz rezervlerindeki azalış burada önemli bir soru işaretiydi. Kamu maliyesi tarafında çünkü çok karşılaştırıldığı zaman uluslararası alanda pek çok başka ülkeyle bizim gidebilecek bir yerimiz orada vardı. Önemli bir çapasıydı Türkiye'nin kamu maliyesi tarafı. Oradan açılabilirdik. Ama para politikası tarafında enflasyon ve faiz arasındaki gelişmeler ve bu döviz rezervlerinin burada aşağı doğru gidiyor olması, evet, burada kurdaki önemli bir belirleyici unsur oldu. Onun için swaplarla ilgili olumlu haberler de aşağı doğru götürmeye başladı kuru. Ama burada hangi noktada oturacak? Yeni gelen haberler belirleyecek burada. Tamamen Türkiye'nin yeni hikayesi belirliyor olacak burada kurdaki gelişmeleri. Peki Mert İmaz, son bir dakika sana da sormadan etmeyeyim. Kur için birkaç cümle rica edeyim. Ne dersin? Ya Arda'nın söylediklerine çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Yani piyasa bir swap haberi bekliyor. Katar'la mevcut anlaşmanın revizyonunu gördük. Eğer kaynak ihtiyacını ya da yeni bir swap anlaşması, ki Sayın Bakan bugün Merkez Bankası'nda çalıştığını, belki özel ticaret anlaşmalarından da söz ediyor, İyi haber akışı halinde Türk lirasına bir değerlenme görmemiz söz konusu olabilir. Ama bu haber akışı ve uluslararası alandaki çok ciddi gelişmekte olan ülke lehine bir sonuç çıkmazsa 6.70 şimdilik dip olmuş gibi gözüküyor. Ama buradan şöyle bir sonuçta çıkmasın, tekrar çok ciddi bir kur atağı beklemek şimdilik çok gerçekçi değil. Bunu bundan sonra özellikle pandeminin ikinci bir dalgasında olup olmaması gibi pek çok şu andaki Trump faktörü gibi pek çok belirsizlik belirleyecek. Ümit ediyorum hepimiz için keyifli günler daha yakındadır. Tüm insanlık için, sadece bizim için değil tabii ki. Evet, Hüseyin Bey de sormuş, Moody's'den açıklama henüz gelmedi. Bakıyoruz, arkadaşlarımız da bakıyorlar. Türkiye'nin kredi notu konusunda bir açıklama yapabilir bu akşam. Henüz bir açıklama yok. Eğer yetişirse programın içerisinde alacağız. Mert Yılmaz, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Barış'ım. Hem seninle hem Arda'yla beraber olmak çok keyifli. Dediğim gibi inşallah şartlar tekrar stüdyoda bir arada bu keyifli yayını yapma imkanı verir. Evet, inşallah. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. İyi akşamlar. Arda, çok teşekkür ederim. Ayağına, ben ağzına teşekkür sağlık ediyorum. İyi akşamlar ayağına diliyorum, herkese sevgiler. Abi sığınağın bir yere gitmiş. Yani. Baksana, kapkara bir yerde. Yani normal bir yerde olmadığı kesin. Bir sonraki yayını ayarlarım, merak etmeyin. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hemen ben teşekkür ettim. Buradan Melike'ye dönüyorum. Bakalım sevgili Melike'de hangi notlar var? Barış, borsa şu an itibariyle kendini kapatırken Dow Jones 829 puan yukarıda, %3.2. S&P 500 82 puan, Nasdaq da 198 puan yukarıda, %2.1. Nasdaq gün içinde de güzel bir rekor kırdı aslında. Şimdi bütün bu böyle inişli çıkışlı bir haftaydı değil mi yine? Ama enteresan ve sürpriz bir notta kapatırken bu haftayı, İstihdam raporu ve işsizlik rakamları beklenenden daha farklı gelirken, şimdi tüketici kredileri beklenenden daha kötü geldi. Biraz önce elimize aldığımız rakamlarda Nisan'daki en düşük rakamla 1943'ten beri gördüğümüz en düşük rakamları görüyoruz. Neden? Kredi kartı kullanımı düştüğü için.
Şimdi tabii güvenle alakalı, güven endeksi de düşmüştü. Tüketime olan güvenin artması lazım. Bu önümüzdeki aylarda düzelebilir tabii ki. Aynı şekilde işsizlik rakamı ile istihdam da değişebilir önümüzdeki aylarda. Bu geçici bir iyileşme olabilir, yani Mayıs'taki iyileşme. Ama şuna da dikkat ettim. Nisan'daki rakamlar da iyi yönde revize edilmişler. Bu da önemli. Demek ki şimdi bir iyileşme var. Hakikaten ABD ekonomisinin açılmasıyla birlikte Trump'ın da dediği gibi ve bunu 2020 seçim kampanyasına alet ne kadar ettiyse de haklılık payı da bir kısmen de olsa var. Bu arada enerjide, bankalarda inanılmaz sıçramalar gördük bugün. Boeing'in hissesinde de aynı şekilde %13 bir günde bir fırlama gördük ama yani yıllık bazda Ocak 1'den bugüne bakarsak hisse hala %34 aşağıda. Çok sert darbe yemişti. Şimdi o darbe yiyen sektör ve hisseler de tek tek kendini düzeltme yolunda. Bu arada Elon Musk'ın bir tweet'i ilgimizi çekti. Ne diyor? Amazon bölünmeli. Çünkü monopolleşme peki yolunda ve monopoli de piyasalar için iyi değildir mesajını verdi. Diyorum size, tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'ye çok teşekkür ederim. Bir de biz vadeli endeksler tarafına göz atalım efendim. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Melike anlattı. Hakikaten çok iyi bir günü geride bırakıyoruz. İstihdam coşturdu piyasaları bir kez daha. Vadeliler cephesi de %3'ün üzerinde yukarıda. S&P 500 2,5 Nasdaq'ta %2 primli. Hafta sonuna moralli bir Amerika var. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Akşam seansı VIOP30 hafif aşağıda kapattık. 128.775 seviyesi. Haftaya ne konuşacağız, ona bakalım. Programımızı hızlı bir şekilde sonlandıracağız. Japonya'dan büyümeyle başlayacağız. Almanya sanayi üretimi, Euro bölgesi yatırımcı güveni, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde konuşacak ve Mayıs ayı iç borç istatistikleri. Önümüzdeki hafta Salı gününe baktığımızda Almanya'dan ticaret dengesi, Euro bölgesinden birinci çeyrek büyüme, açılan iş sayısı Amerika'dan yine bir istihdam verisi, toptan eşya stokları ve satışları gelecek ve OPEC toplantısı planlanıyor. Çarşamba günü Çin'den enflasyon, Türkiye'den işsizlik oranı Mart ayına dair, Amerika'dan enflasyon, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ve OPEC toplantısının devamı. Perşembe yabancıların tahvil ve borsaya giriş çıkışını gösteren veri, döviz tevdiat hesaplarındaki son durumu ki 200 milyar doların üzerine çıkmıştı geçen haftaki veride. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları Amerika'dan her hafta olduğu gibi Amerika'dan ÜFE ve Euro grup toplantısını alacağız. Önümüzdeki haftayı Cuma günü Türkiye'den cari denge verisi, sanayi üretimi, Euro bölgesinden aynı veri ve Michigan güven endeksi ile kapatmayı planlıyoruz. Bizden bu akşamlık ve bu haftalık bu kadar. Herkese iyi hafta sonları.